Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Velhamdülillahi'llezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Lekad câet rusulü rabbinâ bil hak. Sallû ala resulina Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed. Sallu ala şefii zunubina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina ve kurrati a'yunina Muhammed. Cenab-ı Hak cümlemizi, analarımızı, babalarımızı, dua bekleyen kardeşlerimizi aff ve mağfiret eylesin. Rabbim bu dünya hayatını kendisi nasıl razı olacaksa o şekilde geçirmeyi ve son nefeste imanı kamille huzura varabilmeyi inşallah cennetinde cemalini doya doya seyredebilmeyi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme komşu olmayı nasip eylesin. Bize de, anamıza, babamıza, hocamıza ve bütün dua bekleyen kardeşlerimize de nasip eylesin. Değerli hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler. Sene içerisinde en önemli gecemiz Kadir Gecemizdir. Ondan bir altta en önemli ikinci sırada gelen altın gece olarak düşündüğümüz Berat Gecemizdir. Berat Gecesi Kurtuluş Gecesi anlamındadır. Yani bir insanın hem günahlarından arınması, kurtulması hem de cehennem azabından kurtulması demektir. Rabbim beratımızı sağ elimizden almayı hepimize nasip eylesin. Berat gecemizi şimdiden mübarek eylesin. Malumunuz Allah nasip ederse önümüzdeki pazartesi günü akşamı yani 6 Mart pazartesi günü akşamı Berat kandilimiz, Berat gecemiz ve 7'ye bağlayan gece, 6'yı 7'ye bağlayan gece akşam namazından sonra Berat kandili gecesi başlıyor. Sabahleyin imsak atıncaya kadar devam edecek. Gündüzü de salı günü olmuş oluyor. Yani İslam'a göre daha önceki derslerimizde söylemiştik. Akşam namazında gün bitiyor. Sonra akşamında biz de ertesi günün akşamını idrak ediyoruz. Sonra da gününü idrak ediyoruz. Niye bunu söylüyoruz? Çünkü sevgililer sevgilisi biricik liderimiz, önderimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular bu Berat gecesi hakkında. İza kanet leyletun nisfi min Şaban fekumu leyleha ve sumu neharaha. Yani Şaban'ın 15. gecesi olduğu zaman Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki aman dikkat edin. Şaban'ın 15. gecesi çok önemli bir gece. Çok önemli bir gece. Bir senelik önümüzdeki Şaban 15'ine kadar olan bütün dünyadaki yapılan işler Allahu Teala Celle Celaluhu tarafından meleklere teslim edilecek. Yani insanın rızkından tutun, ecelinden tutun, efendim her türlü olaylar, sosyal olaylar, siyasi olaylar hep bu gecede tanzim ediliyor. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu tarafından takdir ediliyor. Dolayısıyla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize buyuruyor ki o geceyi aman ibadetle geçirin, namazla geçirin, dua ile geçirin. Ya Rabbi deyin, bu önümüzdeki sene çok hayırlı olsun. Allah'ım Müslümanların efendim galibiyeti olsun. Ya Rabbim bu zelzeleler bitsin. Allah'ım bir daha böyle felaketler bize gösterme ya Rabbi diye dua edeceğiz. Çocuklarımız için dua edeceğiz. Helalinden Rabbim bol bereketli kazançlar versin diye dua edeceğiz. Evli olmayanlar evlenmek için hayırlı adaylar gelsin diye dua edecek. Evli olanlar da evlerinde huzur olsun, mutluluk olsun diye dua edecekler. Ama çok önemli bir gece. Bakın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gecesini namazla, ibadetle ihya edin, geçirin diyor. İmkan ölçüsünde o gece biz yapabilirsek internetten de bunu sorgulayalım. Çok rahat bir şekilde kendimiz evimizde bir kenarda en azından bir tesbih namazı kılmaya çalışalım. Berat Gecesi kandilinde. Yani özel bir namazı yok bunun ama bu geceye eğer bir ağırlık vermek için, bu gecede ibadetimizi çoğaltmak için bir tesbih namazı kılarsak harika olur. Tesbih namazı deyip de öyle bir mükafatını görüyoruz ki kitaplarda. Aman ya Rabbim, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, tesbih namazını kılan bir kimsenin Allah Celle Celaluhu şöyle bir tepe söylüyor. O tepedeki kumlar sayısınca, kum. Kim sayabilir ki? Bir avuç kum alıyorsunuz, içerisinde kaç bin tane kum sayısı vardır. Bir de onun bir tepe halinde düşünün. Ondan sonra işte bu kadar insanın günahı olsa tepedeki kumlar sayısınca Allah affeder buyuruyor. Onun için tesbih namazı olarak girdiğimizde Google amcaya o bize söyleyecektir. Çok rahat. En fazla yarım saat sürüyor. 4 rekattır biliyorsunuz. En fazlasından bahsediyorum. Daha da aşağıya çekebiliriz. Ama yuvarlamadan tane tane Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber. Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber. Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber. Bunu 300 kere söylemiş oluyoruz tesbih namazında. Hepsinin ayrı ayrı yerleri var. Başlangıçta Sübhaneke'den sonra 15 kere söylüyoruz. Fatiha Zamm-ı Sure'den sonra 10 kere söylüyoruz. Etti 25 kere ayakta söyledik. Rüküye gidiyoruz. Sübhane Rabbiyel Azim'den sonra 10 kere söylüyoruz. Etti 35. Kalkıyoruz. Semi'allahu limen hamideh. 10 kere de orada söylüyoruz. Etti 45. Sonra secdeye gidiyoruz. Sübhane Rabbiyel Ala'dan sonra bir 10 kere daha söylüyoruz secdedeyken. Etti 55. Oturuyoruz, iki secde arasında Allahu Ekber deyip oturunca 10 kere daha söylüyoruz. 65. Bir secdeye daha gidiyoruz. Orada da Sübhane Rabbiyel Ala'dan sonra 10 kere söylüyoruz. Etti 75. Kalkıyoruz 15. Tekrar 10, tekrar 10 böyle. Her kalkışımızda ilk açılış 15'te, diğerleri 10, 10, 10. Böylece 4 rekatta 75 × 4, 300 kere bu tesbihatı söylemiş oluyoruz ki Allah'ımız Celle Celaluhu yeryüzünde olan bütün sözlerin içerisinde, kelimelerin içerisinde en çok sevdiği 4 kelime söyleniyor. Subhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah, Allahu Ekber. Subhanallah, elhamdülillah, Allahu Ekber, la ilahe illallah. Subhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah, Allahu Ekber. Bunu böyle söylemiş oluyoruz inşallah. Rabbim ibadetlerimize hem güç kuvvet versin, hem de kabul eylesin, kolay olmasını nasip etsin inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Hem dua edeyim ben size, hem de siz de bu fakire dua edin, dualarda buluşalım inşallah. En azından ya Rabbi bizi dinleyen, bizden dua bekleyen kardeşlerimiz dünyalara, ahiretleri mamur olsun, dünyada ahirette sıkıntı çekmesinler ya Rabbi deyip bu kadarcık da olsun dua etmeye çalışıyorum sizlere. Rabbim Celle Celaluhu hepinizden ebeden razı olsun. Çocuklarınız çok hayırlı olsun ve geçmişlerinize rahmet olsun. Allah Celle Celaluhu İslam'ı, Kur'an'ı bütün dünyamıza hakim eylesin inşallah. Amin. İşte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem devam ediyor bize. Gecesini, bu Berat Gecesini bir sefer ibadetle geçirin diyor. Yani camiye gittik, yatsı namazı banko camide olacağız. Erkekler için söylüyorum. Hanımlar da gidebilirler tabii. Onlar da bir güzel şekilde istifade etsinler cami atmosferinden. Sohbet olur, Kur'an olur. Güzeldir. Ondan sonra evimize gelince kandilleşmelerimizi yaptıktan sonra bir kenara çekilip saat 10'da 10 ile 12 arasını o geceye böyle tahsis etmeye çalışalım veya 10 ile 11 arasını. Ondan sonra tesbih namazımızı kılmaya çalışalım. Yanında tövbe istiğfarımızı yapalım. Yanında efendim Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a salavat-ı şerifler getirelim. Ondan sonra dualarımızı yapalım. Sonra yatalım. Yatalım. 11'de, 12'de yattık. Saatimizi kuralım. Saatimizi kuralım. O gece önemli bir gece. Apayrı bir gece. O geceyi efendim boş geçirmeyelim ve sonra da saat 5'te kalkalım inşallah. 5'te kalkıp ne yapacağız? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki ve sumu neharaha. Yani gündüzünü de oruçlu geçirin. Gündüzü de pazartesi günü gecesi akşamında, gündüzü salı. Salı gününde oruçlu olalım. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam böyle buyurmuş. Çok önemli bir gün ve gece. Dolayısıyla gündüzünü oruçlu geçirmek için de 5'te kalktık. Tabii kalkınca bir taraftan sahurumuzu hazırlıyoruz. Bir taraftan yine teheccüdümüzü kılıyoruz. Duamızı ediyoruz. Halen bitmedi. Bitmedi. 6'ya kadar zaman var. Hem namaz kılmak için hem de dualar etmek için. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki فَاِنَّ اللّٰهَ يَنْزِلُ ف۪يهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ اِلٰى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَكُولُ Allah Celle Celaluhu o gece var ya, o gece saat 6'ya kadar akşam namazından, yani saat 7'de, 7'yi efendim işte 10 geçe gibi diyelim ki iftarımızı yaptık. O saatten itibaren başlıyor sabaha kadar. Sabaha kadar Allahu Teala Celle Celaluhu şöyle sesleniyor kullarına. Ela min müstafirin feğfiraleh. Yok mu benden istiğfar dileyen? Allah'ım beni affeyle, çok hatalar yaptım. Elimle, dilimle, gözümle, kulağımla, ayağımla, içimle, dışımla, büyük, küçük yaptığım bütün hatalarımızı ne olursun hatalarımı bağışla ya Rabbi deyip de böyle isteyenler yok mu? Yok mu? Ben ona efendim istiğfar istediği için hemen cevabını vereyim, onu affedeyim. فَاَغْفِرَ لَهُ Allah Celle Celaluhu kendisi birebir buyuruyor. Bu efendim önemli bir haber. Allah'ım diyor ki Celle Celaluhu Allah'ımız yok mu benden istiğfar dileyen ben onu affedeyim. Sonra elâ min müsterzikin ferzuka. Yok mu rızık isteyen, işi güzel gitmiyor mesela, borçları var bir türlü toparlayamıyor, müşterisi azalmış veya iş bulamıyor, diploması var arıyor bulamıyor. Tam kapısının efendim çalacağımız gece tam adres, mükemmel bir adres, doğru bir adres. Allah Celle Celaluhu'nun kapısını çalmak. Ya Rabbi geldim, ben senden istiyorum ya Rabbi. Bu insanlara benim efendim götürtme ya Rabbi. Allah'ım sen açarsın kapımı. Açıver ya Rabbi. Allah-u Teala buyuruyor ki fe'erzuka. Ben ona rızık veririm. Yani müşterilerini de gönderirim, işini de açarım, bereketler de veririm, iş bulamıyorsa iş buldururum. Efendim böyle bir olay. Sonra elâ müftelen feuafiye. Yok mu herhangi bir şeye müftela olmuş, belaya düşer olmuştu bu zelzeleler vesaireler. Bunlar için ya Rabbi bir daha gösterme Allah'ım, kurtar bizi ya Rabbi. Sıkıntılardan, ekonomik sıkıntıdan da kurtar ya Rabbi. Paramız değer kaybediyor. Bu tekrar eski halimize dönelim ya Rabbi deyip de böyle efendim dua ediyoruz. İslam'ın, Kur'an'ın yaygınlaşması için dua ediyoruz. Çocuklarımız için dua ediyoruz. Böyle efendim bir gece yaşıyoruz. Ela keza, ela keza hatta yatlu'al fecr. Yani yok mu şunu isteyen, yok mu bunu isteyen diye bir de orada bize beyaz bir sayfa açılıyor. Buyurun buraya siz yazın dilekçenizi. Ne istiyorsanız. Yani Allah-u Teala Celle Celaluhu bir mağfireti söyledi, bir rızkı söyledi, bir efendim insanın afiyetini söyledi. Sağlık, afiyet çok önemli. Bunlardan bahsettikten sonra istediğinizi de bundan sonrasında efendim söyleyin, ne arzu ediyorsan dua edin, onların hepsini kabul edeceğim buyuruyor Rabbimiz. Elhamdülillah. Çok güzel bir kapı, çok güzel bir gece. Şimdiden insanı efendim heyecan kaplıyor, kaplaması da doğaldır. Düşünebiliyor musunuz? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu gecelerde Şaban'ın 13. gecesinde, yani şöyle söyleyeyim size, cumartesiyi pazara bağlayan gece, sonra 13. gece, sonra 14. gece, sonra da 15. gece. Cumartesiyi pazara, pazartesiyi salıya bağlayan geceler peş peşe diyor ki kitaplarımızda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kapanıyor secdelere. Ya Rabbi ümmetin bağışla. 13. gecesinde Şaban-ı Şerif'in Allah-u Teala'dan nida geliyor. Senin ümmetin 1/3 affedildi. 2. gecesinde yani 14. gece bir daha Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam secdelere kapanıyor. Ya Rabbi yetmez, daha fazla istiyorum. 2/3'ünü affettim. 15. gece bu Berat Kandil gecesinde ümmetinin efendim hepsini affettim. Sadece şirk koşanlar varsa, sadece tövbe etmemek için ısrar edenler varsa, bir de Allah korusun sadece efendim anasına babasına isyan edenler varsa onlar dışarıda kalır. Onlar bir sefer kendilerini bir temizlesinler, sonra gelsinler bu kapıya. Rabbim şirk efendim günahından, o büyük zulümden affedilmeyecek en büyük günah şirktir. Efendim ondan muhafaza eylesin bizi, çocuklarımızı, neslimizi, zürriyetimizi, damatlarımızı, gelinlerimizi. Allah Teala hep mümin olarak yaşamamızı nasip etsin. Huzura öyle vardırsın inşallah. Efendim anaya babaya dua İstenir, dua edilir. Ne demek isyan etmek? Allah muhafaza eylesin. Rabbim öyle günahtan da hepimizi korusun diyoruz. Ondan sonra işte ibadet etme noktasında Allah-u Teala ibadet etmeyeceğiz de kullara mı ibadet edeceğiz? Tabii ki Allah kapısında olacağız. Bazıları var böyle Allah-u Teala'nın kapısına gitmiyor ama milletin kapısına gidiyor. Zavallı o güzel kapıdan mahrum, o şereften mahrum, namaz kılma, secde etme efendim, o güzelliğinden mahrum. Allah-u Teala hidayet nasip etsin, tövbe nasip etsin inşallah. Dostlar bir de şöyle bir müjde bu geceyle ilgili paylaşalım. Sonra dersimizi toparlayalım inşallah. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki اِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى يَنْزِلُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانِ اِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَغْفِرُ لِأَكْسَرَ مِنْ عَدَدِ الشَّعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ Allahu Ekber. Bu gecede Allah-u Teala Celle Celaluhu Şaban ortası yarı gecesinde, Berat Kandili gecesinde öyle ikram eder ki efendim Cenab-ı Celle Celaluhu bir kavim var. Efendim onların da çok böyle efendim Beni Kelp adında böyle bir topluluk. Onların efendim çok koyunları var. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki o koyunların yani düşünün bir kavim efendim bir topluluk Beni Kelp kabilesi onların içerisinde efendim 10 binlerce olan koyun ve örnek veriyor. Koyunların üstünde bulunan kıllarının veya işte tüy diyelim nasıl derseniz onların sayısından daha fazlasını Allah Celle Celaluhu o gecede affeder, mağfiret eder. Allahu Ekber. Herhalde biz o işin içerisine girebiliriz yani o listeye, o sayının içerisine girebiliriz inşallah. Rabbimizden temenni ediyoruz. Allah nasip etsin inşallah. Kadir gecesinden sonra çok önemli olan altın gece, 2. gecemiz, Berat Kandilimiz şimdiden mübarek olsun. Allah Celle Celaluhu nice beratlara erişmeyi nasip eylesin. Sonrasında da Ramazan-ı Şerif'e erişmeyi diliyoruz. Rabbim sağlık, afiyet içerisinde kavuştursun ve Ramazan-ı Şerif'in sonunda da bayramımızı yaparken Ramazan bayramına 2 bayram birden yapmayı nasip etsin. 1. bayram annemizden doğduğumuz gün gibi tertemiz, bağışlamış bir şekilde affolma bayramı olsun. Cehennemden azad olma bayramı olsun. 2.'sinde de Ramazan-ı Şerif'i bitirmenin vermiş olduğu sevinç bayramı olsun inşallah. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle, ahir ve akıbetlerimizi hayır eyle, her türlü kazadan, beladan, depremden, afattan muhafaza eyle, çocuklarımızı çok hayırlı eyle, neslimizi, zürriyetimizi hep iman üzere, istikamet üzere bulundur ya Rabbi. Ya Allah'ım damatlarımız, gelinlerimiz de hayırlı olsun. Evlerimize huzur, kazançlarımıza bereketler nasip olsun ve kimseye bizleri muhtaç etme. Özellikle de ya Rabbi haram lokma bizlere yedirme, çocuklarımıza yedirme. Haram lokmayı yememek için böyle bir bilinç nasip et, böyle bir şuur nasip et. Allah'ım milli piyangodu, at yarışı, toto, loto bunları asla faizler, krediler bunları bizleri bulaştırma. Bulaşanları da kurtar ya Rabbi. Analarımıza, babalarımıza ölmüşlerse hepsine rahmet eyle. Kabirleri nur olsun, makamları cennet olsun. Sağ olanlara sağlık, afiyet, hayırlı uzun ömürler nasip olsun. Allah'ım bize de arkamızdan dua edecek hayırlı evlatlar, hayırlı gelecek nasip olsun. Hayırlı cemaat arkadaşları, hayırlı dostlar nasip olsun. Ya Rabbi, evlenecek kardeşlerimize hayırlı kısmetler nasip eyle. İş arayan kimselere hayırlı helalinden kapılar nasip eyle. Okuyan kardeşlerimize hayırlı başarılar nasip eyle. İyi yerlere gelmemizi nasip eyle. Ülkemize dışarıdan ve içeriden zarar vermek isteyenlere asla fırsat verme, asla fırsat verme. Oyunların kendi başlarına çevir ya Rabbi. Hastalarımıza, hastalıklarımıza şifalar ihsan eyle. Dertlilere devalar, borçlara edalar nasip eyle. Kimseye muhtaç etme, kendi kapından başka kapı aratma ya Rabbi. İlim, amel, İhlas nasip eyle, işe yaramayan ilimden, doymayan gözden, ürpermeyen kalpten, kabul olunmayan duadan sana sığınırız ya Rabbi. Amin, amin, amin. Ya Rabbi, son olarak şunu söyleyelim. Senden ricamız, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne istediyse hayır olarak bize ikram eyle. Neden sığındılarsa şer olarak sen muhafaza eyle. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Subhanallahi ve bihamdihi. Subhaneke Allahümme ve bihamdike. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruke ve etubu ileyk. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulüh. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لله تعالى الفاتحة.